Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine oldukça trajik ve tüyler ürpertici bir başka acımasız davayla karşınızdayım. Morning'den canavarı olarak da bilinen bu dava, 2004 yılında Avustralya'da gerçekleşmiş Sharp ailesinin davası. Sharp ailesi John ve Anna çifti ile kızları Gracie'den oluşuyordu. Ancak davanın yaşandığı dönemde Anna hamileydi. Yani çift ikinci çocuklarını da bekliyorlardı. John Willis Sharp 27 Şubat 1967 yılında Avustralya, Mornington, Victoria'da dünyaya geldi. Oldukça sıradan bir çocukluk geçirdi. Geçmişinde olağanüstü bir durum yoktu. Çok da utangaç birisi olduğu söyleniyor. Karısı Anna Kemp ise 1963 yılında Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Aslında Anna, John'la tanışmadan kısa bir süre önce Yeni Zelanda'dan yeniden bir düzen kurabilmek adına Avustralya'ya taşınmıştı. İkili 1994 yılında aynı bankada çalışmaya başladılar. Bu dönemde Anna 31 yaşındaydı, John ise 27 yaşındaydı. Birbirlerinden etkilendiler ve ilişkileri hızlı bir şekilde ilerledi. 10 Ekim 1994 yılında evlendiler. Anna'nın ailesi Yeni Zelanda'daydı, dolayısıyla sık sık onlarla iletişim halindeydi. Anna özellikle annesini haftada birkaç kez muhakkak arayıp görüşüyordu. Çiftin 2002 yılının Ağustos ayında Grace adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ama ne yazık ki Grace'i doğuştan bir anormallik olan kalça çıkığı ile dünyaya geldi. Bu Grace'i normal bebeklerden çok daha huysuz ve hırçın bir bebek haline getirdi. Grace sürekli ağlıyordu ve onu sakinleştirmek gerçekten çok zordu. Uyku ve beslenme problemleri vardı. Aynı zamanda tedavi amaçlı da sürekli hastaneye gidiyordu. Birkaç kez de hastanede yatırıldı. Anna kızı Grace için elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyordu. Fakat takdir edersiniz ki Anna çok zorlu bir süreçten geçiyordu. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak epey yıpranmıştı. Bu durum John ve Anna çiftinin arasında bozulmasına neden oldu. Evde oldukça gergin bir ortam vardı. Bütün yük Anna'nın üstündeydi. John da çok stresli bir durumun içerisindeydi ve biraz kafa dağıtabilmek adına yeni bir uğraşı buldu. Bu çerçevede bir mağazadan tüplü dalış malzemeleri satın aldı, olta takımları, yine balık tutabilmek adına da zıpkın ve mızrak satın aldı. Zıpkını kullanma konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Bu yüzden evinin arka bahçesinde de atış denemeleri yapıyordu. Dediğim gibi John da bu stresli ortamdan kurtulabilmek adına sık sık balık tutmaya gidiyordu. 2003 yılının Eylül ayına geldiğimizde de Grace hala ufak tefek sıkıntılar çıkartmasına rağmen nispeten çok daha iyi bir durumdaydı. Bu evdeki stresli ortamın da azalmasına neden oldu. Çiftin arası yeniden düzelmeye başlamıştı. Bu dönemde John ve Anna hedefledikleri ve hayalini kurdukları bir evi de satın alabildiler. Bu evde yine Mornington'daydı. Anna da hayatının bu döneminde oldukça mutluydu. Güzel bir ailesi vardı, yine çok istedikleri bir eve sahip olabilmişlerdi ve Anna'nın bütün arkadaşları da çevresindeydi, onlarla da güzel vakit geçiriyordu. Hayatında her şey yolunda gidiyordu. 2003 yılının Kasım ayına geldiğimizde Anna için şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Anna yeniden hamileydi. Bu planlı bir gebelik değildi. Anna'ya da sürpriz olmuştu. Aslında Anna kızı Grace'nin bir kardeşi olmasını çok istiyordu. İlerleyen dönemlerde John ve ona bir şey olduğunda iki kardeşin birbirlerini destekleyeceğini düşünüyordu. Böyle bir isteği vardı. Fakat bu hamilelik biraz zamansız olmuştu. Ama Anna yine de çok mutluydu. Bu sevinçli haberi John'a verip onun da mutlu olmasını istiyordu. Hemen bu haberi onunla paylaştı. Fakat John bırakın mutlu olmayı, o kadar öfkelendi ve hayal kırıklığına uğradı ki buna resmen tepki gösterdi. Bu bebeği istemediğine dair Anna'ya bir takım sözler sarf etti. Anna'ya bir başka çocuk sahibi olmanın stresinin çok fazla olacağını ve Grace'nin de fazlasıyla onlar için yeterli olduğunu söyledi. John çok net bir şekilde bu bebeği kesinlikle istemiyordu. Yani o Gracie'den başka asla bundan sonraki süreçte bir çocukları olsun istemiyordu. Anna anlaşılır bir şekilde John'un göstermiş olduğu tepkiye çok üzüldü. Ve Anna kendisine yakın gördüğü birkaç kişiye de John'un göstermiş olduğu tepkiden bahsetti. Aslında John insanlar tarafından nazik, kibar, sessiz birisi olarak biliniyordu ve onun böyle bir tepki göstermesine oldukça şaşırdılar. Bir arkadaşı kendi gözleriyle John'un düşmanca bakışlarını yakalamıştı ve aynı zamanda da Anna'ya kızı Grace yanında olmasına rağmen, hatta arkadaşı yanında olmasına rağmen Anna'ya bağırıp terslediğini de görmüştü. Bu bir yanlış anlaşılma değildi. John gerçekten de Anna'ya karşı düşmanca duygular beslemeye başladı. Anna'nın bebeği doğurmak istemesini ve
onu dinlemeyip bu bebeğe aldırmamasından dolayı öfkelenmeye, kinlenmeye başlamıştı. Şimdi arkadaşlar bu noktada olayın gerçekleştiği tarihten 4-5 gün öncesine gidiyoruz. Burada bir takım detaylardan bahsedeceğim size. Daha sonra olayın yaşandığı güne geleceğiz. 19 Mart 2004 tarihine geldiğimizde bir arkadaşı Anna'da kalmaya geldi. Birlikte neredeyse sabahladılar, çok güzel sohbetler ettiler. Ve o süreçte arkadaşı Anna'da herhangi anormal bir durum fark etmedi. Anna'nın gayet mutlu ve normal göründüğünü söyledi. 21 Mart'ta da Sharp ailesi bir yakınlarının doğum günü partisine katıldı. Parti oldukça eğlenceli geçti. Ve partiye katılanlar o gün herhangi bir terslik fark etmediler. John her zamanki gibi sevgi dolu bir koca gibi davranıyordu. Küçük Gracie de ailesiyle eğlenirken her şey yolunda gözüküyordu. Partiden bir sonraki gün 22 Mart'ta Anna kızı Gracie'yi her zamanki gibi kreşe götürdü. Ardından annesiyle telefonda biraz sohbet ettiler. Bu telefon görüşmesinde de gayet iyiydiler, gülüştüler ve telefonu kapattılar. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Anna bir kız arkadaşını aradı. Bu telefon görüşmesinde bir noktada 26 Mart Cuma günü bir kahve içmek üzere buluşmaya karar verdiler. Anna'nın bu telefonda görüştüğü arkadaşı da o gün konuşmalarında Anna'da anormal bir şey sezinlememişti. Acı olayın yaşandığı 23 Mart 2004 tarihine geliyoruz. Anna o gün özel sağlık sigortası şirketini arayıp karnındaki bebeği sigortaya dahil ettirip ettiremeyeceğini sordu. Böyle bir telefon görüşmesi yaptı. Aynı gün yani 23 Mart akşamında Anna ve John arasında nedenini bilemediğimiz büyük bir tartışma yaşandı. Ancak genel kanı tartışmanın yine bebek meselesinden ortaya çıktığı yönünde. Tartışmadan sonra Anna uyumak için yatak odasına gitti. Bir süre sonra da uykuya daldı. John bu arada salondaydı yani alt kısımdaydı. Burada biraz vakit geçirdi. Ardından o da yatağına gelip yattı. Fakat John bir türlü uyuyamıyordu. İçinde öyle bir öfke ve nefret vardı ki hem Anna'dan hem de bebekten nefret ediyordu. Kafasından kötü kötü düşünceler geçiyordu. Ve nefreti gaddarlık ölçüsündeki düşüncelere dönüştü. Anna'yı öldürmeye ve dolayısıyla da bebeği öldürmeyi düşünmeye başladı. Belki bundan önceki süreçte de hem Anna'yı hem bebeği öldürmeyi düşünmüştü. Ancak bu sefer bu düşünceleri eyleme dönüştürmeye karar verdi. Yataktan kalkıp garaja gitti. Balık tutmak için kullandığı zıpkını alıp yukarıya yatak odasına çıktı. Anna'nın yattığı kısma geldi ve zıpkınla Anna'yı kafasından vurdu. Birkaç dakika Anna'yı izledi. Anna'nın nefes aldığını fark ettiği anda zıpkını tekrardan kullanarak onu yine kafasından vurdu. Masum ve savunmasız Anna tamamen nefes almayı bıraktı. Canavar yaratığı karısını ve doğmamış bebeğini gözünü kırpmadan acımasızca öldürdü. Daha sonra yatak odasından çıktı ve birkaç tane havlu alıp gelip Anna'nın üzerini kapattı. Ardından da aşağı inip koltukta uyumaya başladı. Bu arada küçük Gracie ki o dönemde Gracie sadece 20 aylık arkadaşlar her şeyden habersiz odasında uyuyordu. Ertesi gün John kızı Gracie'yi kreşe götürdü. Ardından eve gelip karısının kafasında bulunan mızrakları çıkartmaya çalıştı. Çabalamasına rağmen bunu bir türlü başaramadı. Ardından mızrakların sadece o çelik çubuklarını çıkartmaya karar verdi. Mızrak uçlarını, şaftlarını söküp o iki demir çubuğu çıkartmayı başardı. Bunu yaptıktan sonra John evin arka bahçesine sığ bir mezar kazıp Anna'yı oraya gömdü. Üzerini temizleyip Gracie'yi kreşten alıp eve getirdi. 25 Mart'ta John Anna'nın iki kız arkadaşıyla iletişime geçti. Bu telefon görüşmesinde Anna'nın bir başka adam için onu terk ettiğini söyledi. Arkadaşları adeta şok olmuşlardı. Yani bu Anna'dan beklenen bir durum değildi. Kaldı ki Anna arkadaşlarıyla her şeyi paylaşan birisiydi. Böyle bir şeyden bahsetmemesi mümkün değildi. Anna ne onlara bir adamla görüştüğünü söylemişti ne de onlara bir adamın ilgi gösterdiğinden bahsetmişti. Yine bu telefon görüşmesinde John, Anna'nın karnındaki bebeğin de bu gizemli adamdan olduğunu söyledi. Arkadaşları bunda bir anormallik olduğunu sezinlemişlerdi. Anna'nın John'u bir adam için terk edeceğine kesinlikle inanmadılar. Ayrıca karısının arkadaşlarına Anna'nın Gracie'yi de ardında bıraktığını söyledi. İşte bu noktada belki diğerlerine garanti veremezlerdi ama Anna'nın kızı Gracie'yi bırakması mümkün değildi. Bunu çok iyi biliyorlardı ve kesinlikle John'dan şüphelenmeye başladılar.
Anna'nın annesine de tıpkı arkadaşlarına söylediği yalanları ifade eden bir sesli mesaj bıraktı. Bu cani adamın korkunç planı ve eylemleri burada bitmiyor arkadaşlar. Birazdan duyacaklarınız çok daha içinizi acıtacak. John bir noktada kızı Gracie'nin de annesinin yanına gitmesi gerektiğine karar verdi. Önce kızı Gracie'nin kreşindeki yetkililerle bir görüşme yaptı. Görüşmede Anna ile ayrıldıklarını ve kızın Anna ile birlikte yaşamaya başlayacağını, bu yüzden de artık kreşe gelemeyeceğini bildirdi. Ve John 27 Mart'ta kızı Grace ile birlikte daha önceden zıpkın satın aldığı mağazaya geldi. Buradan mızrak tabancası olarak da bilinen bir tane daha zıpkın satın aldı. Ve daha sonra eve geldi. O akşamın ilerleyen saatlerinde Grace'i odasına yatırdı. Ardından birçok bardak alkol aldı. Akşam saat 9 ile 10 arasında yine garaja gidip satın almış olduğu mızrağı alıp gizlice Grace'in odasına geldi. Yatakta yatan Grace'in başını hedef aldı ve mızrağı tetikledi. Mızrak ileri doğru fırlayıp küçük Grace'in kafasının sol tarafına saplandı. Ne yazık ki Grace anında ölmedi. Acılar içerisinde korkunç çığlıklar atmaya başladı. Bu arada John ne yapacağını bilmiyordu. Hemen aşağıya indi ve daha önce karısından sökmüş olduğu o iki çelik çubuk vardı hatırlarsanız. Onları alıp tekrar yukarıya çıktı. Çığlıklar atan Grace'nin yanına tekrar gelip bu sefer o çelik uçları kullanarak zıpkını tetikledi. Henüz daha 20 aylık olan Grace babası tarafından canice katledildi. Daha sonra Grace'nin kafasında bulunan o sapları da çıkartıp Grace'nin bedenini çöp poşetine sarıp koli bandıyla bantladı. Ardından kızının ölü bedenini Mornington çöp transfer istasyonuna attı. Arabanın bagajına koymuş olduğu zıpkın ve mızrakları, aynı zamanda Grace'nin kıyafetleri ve oyuncaklarını da yine bu çöp alanına attı. Eve gelen John, Anna'nın annesini arayıp kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Anna'nın gelip kızını aldığını ve artık birlikte olduklarını söyledi. Anna'nın ailesi aslında tam olarak ne olduğunu idrak edebilmiş durumda değildi. Kızları için elbette endişeleniyorlardı ama onun başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini o aşamada düşünmüyorlar. Ve onun kendilerini aramasını bekliyorlardı. 29 Mart'ta John bir mağazaya gidip ampul, koli bandı, poşet, testere gibi bir takım malzemeler alıp evine geldi. John eve geldikten sonra bir e-posta adresinden Anna'nın erkek kardeşine sanki Anna'ymış gibi bir e-posta attı. Bu e-postada sözde Anna, Grace ve kendisinin güvende olduğunu, mutlu olduğunu, onları merak etmemeleri yönünde bir mesaj atmıştı. John, Anna'nın ailesinin peşine düşmesini istemediği için böyle bir e-posta atmıştı. Fakat tam tersi bir durum oldu. Anna'nın erkek kardeşi e-postayı annesine gösterdi. Annesi gerçekten endişelendi. Kızının neden e-posta gönderip de kendilerini aramadığı konusu şüpheli bir durumdu. Anna'nın ailesi biliyorsunuz Yeni Zelanda'daydı ve bu yüzden Yeni Zelanda polisini arayıp kızının ani bir şekilde ortadan kaybolduğunu söyledi. Ve onun kocasıyla ilgili bir takım bilgileri de polise bildirdi. İhbar üzerine Yeni Zelanda polisi John'la en azından bir telefon görüşmesi yaptılar. Ve John'a karısı ve çocuğuyla ilgili bir takım sorular sordular. John herkese anlattığı hikayeyi polise de aynı şekilde anlattı. 29 Mart'tan yaklaşık bir gün sonra John arka bahçeye gömmüş olduğu karısının cesedini oradan çıkartıp testereyle onu 3 parçaya ayırdı. Daha sonra çöp poşetlerine sarıp bantlayıp kızını atmış olduğu aynı çöp istasyonuna karısının parçalarını da attı. Yine delil niteliğinde olabilecek testere ve bir takım malzemeleri de bu çöp istasyonuna attı. John'un elinde delil sayılabilecek başka eşyalar da vardı. Kırmızı sıvıyla kaplı yastıklar, çarşaflar ve yine böyle şilte vardı. Bunlardan da kurtuldu. John ayrıca Anna'nın arkadaşlarına ve ailesine sanki Anna'ymış gibi yine birçok e-posta attı. Anna'nın annesinin doğum gününde ve anneler gününde sanki Anna'dan geliyormuş gibi bir takım sevgi sözcüklerinin yazıldığı notların bulunduğu çiçekler gönderdi. Anna'nın ailesinin de endişeleri bitmiyordu. Hayatlarının hiçbir evresinde kızlarından bu kadar haber almadıkları bir zaman olmamıştı. Daha fazla durmadılar ve Yeni Zelanda polisine gidip kızının ani ve beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolduğunu, bunun çok sıkı bir şekilde araştırılmasını talep ettiler.
Polis de bu kaybı çok şüpheli bulduğu için vakit kaybetmeden Avustralya Victoria Polis Departmanı ile irtibata geçip bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Talepten bir gün sonra bir grup Victoria polisi John'un evine gelip onun ifadesini aldılar. Tahmin ettiğiniz gibi John polise de yine aynı yalanları tekrar etti. Polis de John'dan yazılı bir ifade istedi. Yazılı ifadesinde de ayrıca şunları belirtti. John, Anna'nın son zamanlarda kendisine soğuk davranmaya başladığını söyledi. Aynı zamanda hatırlarsanız onlar Anna kaybolmadan ya da öldürülmeden önce bir doğum günü partisine katılmışlardı. Partiden sonra Anna bana hayatında biri olduğunu ve bebeğin de bu adamdan olduğunu itiraf etti diyor. Bu konuşmadan sonra kendisini terk ettiğini, bir pazar günü de kızı Gracie'yi almak için Anna'nın evine geldiğini, Gracie'yi alıp gittiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de hem kızını hem de Gracie'yi 3 kez daha gördüğünü belirtti. Ayrıca Anna'nın Avustralya Chelsea bölgesinde olma ihtimalinin de çok yüksek olduğundan bahsetti. John ifadesini verdikten sonra tamamen rahatlamış bir durumdaydı. Her şeyin onun istediği gibi tıkırında gittiğini düşünüyordu. Aslında bu aşamada polisler de sanki John'a inanmış gibi duruyorlardı. Anna ve Gracie'nin kayıp olduğunu düşünüyorlardı ve kayıp büro bu kayıplarla ilgilenmeye başladı. Diğer bir taraftan da Anna'nın kaybı yerel basının ilgisini çekmişti. Bu konuda bir takım haberler yapılmaya başlandı. Ve bu çerçevede John'la görüşmek isteyen basın mensupları vardı. John da bunların hepsini kabul etti. Birden fazla basın mensubuyla da görüştü. John bu görüşmelerde Anna'ya ulaşmaya, onu eve dönmeye ikna etmeye çalışan konuşmalar yaptı. Polisler de bu noktada John'dan şüphelenmeye başlamışlardı. Hem Anna'nın yakınlarıyla görüşmelerinden hem de bu basında galiba bir takım hareketlerinden dolayı onu şüpheli bulmuşlardı ve onun üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Bu çerçevede Mornington polisi 10 Haziran'da John'la saatler süren bir görüşme yaptılar. Fakat ne yazık ki John şüpheliydi ama John'u suçlayacak ellerinde bir şey olmadığı için onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Fakat polisler kesinlikle John'u takibe aldılar. 7/24 onu gözetliyorlardı, nereye gitse onun peşindeydiler. Günler süren bu gözetlemeler sonucunda nihayet polis John'u suçlu gösterebilecek bir delil bulmayı başardılar. John Esplana adlı bölgede umumi tuvaletin bulunduğu bloğun yanındaki çalıların arasında bir poşetten bir şey almıştı. Geri o poşeti yerine koydu. O poşeti koyduktan sonra da yetkililer hemen onun ne koyduğunu kontrol etmek üzere oraya gittiler. Poşetin içerisine baktıklarında da Anna'nın cep telefonunu ve banka kartını buldular. Bunun üzerine John 22 Haziran 2004 tarihinde resmen tutuklandı ve cinayet masası tarafından sorgulandı. 11 saat süren sorgusunun ilk kısmında John aynı yalanları tekrarlamaya devam etti. Aynı zamanda da ne kızına ne de karısına asla zarar vermediğini söyledi. Sorgulamaya bir ara verildi ve bu süreçte John'un ailesiyle çok kısa bir görüşme yapmasına izin verildi. Bu görüşme işe yaramış olacak ki sorgusunun ikinci kısmında her şeyi itiraf etti. İfadesinde Anna ile hiç mutlu olmadıklarını, Anna'nın baskıcı, kontrolcü, huysuz, sevimsiz birisi olduğunu, onu her zaman küçümsediğini, bir baba ve bir koca olarak hiçbir zaman değer görmediğini söyledi. Kendisinin ailesiyle görüştüğü zaman Anna'nın ona tepki verdiğini de söyledi. Ve artık bu duruma dayanamadığını, bunun için de Anna'yı öldürdüğünü itiraf etti. Kızı Gracie'yi neden öldürdüğüne dair çok net bir şey söylemedi. Sadece bu tür ayrılıklarda çocukların da anneleriyle birlikte gittiklerini, Grace'in daha fazla acı çekmesini istemediğini, acıların en büyüğünü sen çektirdin, gerçekten cinnet geçireceğim de. Ayrıca tamamen aklımı kaybettim gibi böyle saçma sapan bir açıklama yaptı. Fakat arkadaşlar bu noktada John'un cinayetleri neden işlediğine dair kanıtlanmamış ama çok korkunç bir iddiadan bahsediliyor. İddialara göre John kızı Grace'ye cinsel tacizde bulunmuş ve bunu Anna fark etmişti. Anna polise gitmek istediği için o korku ve öfkeyle Anna'yı öldürdüğünü söylüyorlar. Belirttiğim gibi arkadaşlar bu sadece bir iddia olarak kaldı. John'la ilgili başka bir kaynakta gördüğüm iddia ise şu yönde. Birisi yıllar önce çocukken John tarafından tacize uğradığını iddia etti. Ama ne yazık ki bu da hiçbir şekilde ispatlanamadı. John tutuklanıp hapse atıldı. Polisler onun ifadesi doğrultusunda
bu belirttiği çöp alanında büyük bir arama çalışması başlattılar. Arama çalışmaları oldukça zorluydu. Büyük bir çöp sahasıydı, tonlarca ağırlıkta çöp vardı ve bunların arasından hem Gracie hem de Anna'yı bulmaya çalışıyorlardı. Ne yazık ki hava şartları da pek elverişli değildi. Haziran ayının sonlarında bir arama çalışması yapmaya başladılar. Bizdeki mevsim yaz ama arkadaşlar, Avustralya'da bu aylar kış ayları. Dolayısıyla rüzgarlı, yağmurlu, soğuk bir hava vardı. Polisi bu noktada gerçekten takdir etmek gerekiyor. Temmuz ortalarında hem Anna'nın hem de Gracie'nin kalıntılarını bulabildiler. Kalıntılar, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Yeni Zelanda'ya Anna'nın ailesine teslim edildi. Acılı aile de hem torunlarının hem de kızlarının cenaze törenlerini düzenleyebildiler. John'un mahkemesi de 5 Ağustos 2005 tarihinde görülmeye başlandı. Mahkeme John'u şartlı tahliyesiz en az 33 yıl olmak üzere ard arda 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ne yazık ki yürürlükteki yasalardan dolayı da Anna'nın karnındaki bebeğin ölümünden mahkum edilmedi. Bu davayla ilgili araştırmalarım sonucunda ortaya koyabileceklerim böyleydi arkadaşlar. Yine çok öfkelendiğim ve etkilendiğim davalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Eminim ki birkaç gün uyuyamayacağım yani. Bilinçaltıma işliyor ve kabuslarla uyanıyorum. Bir önceki davadan çok çok etkilendim. Bu davada da Gracie beni bitirdi yani. Daha 20 aylık ya, 20 aylık bir bebek. Hemen de ölmedi biliyorsunuz. Ne acılar içerisinde o bebek can verdi. John bu korkunç eylemleri işlerken ne yaptığının gayet farkındaydı. Hatta mahkeme sürecinden önce de onun bir takım psikolojik değerlendirmeleri de yapıldı. Ve kesinlikle sağlıklı, aklı başında bir insan olduğu da ortaya çıktı. Bu davanın bir başka isminin de Mornington canavarı olduğunu söylemiştim. İşte John'a verilen isim bu. Anlamıyorum ya. Anna'yı sevmiyorsan, bebeği istemiyorsan, bu bebeği tek başına zaten yapmadı. Yani istemiyorsan da defolup git. Öldürmek ne demek? Cinayetin nedeni bu noktada beni gerçekten böyle bir şüpheye düşürüyor. Hani bir takım iddialardan bahsettim ki bu iddiaların da gerçek olmasından da çok korkuyorum. Çünkü Grace zaten kısacık yaşamında çok acı bir şekilde yani hayattan koparıldı. Bir de üzerine böyle korkunç bir şey, eğer cinsel tacizden bahsediliyor ya, umarım böyle bir şey de yaşamamış olsun. Yani tek temennim bu. Bugünlük de benden bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.